şahısların kurmuş olduğu özel binalarda yurt işlevi gören öğrenci evleri şekline dönüştürülmüş 1 artı 1, 1 artı 0, 2 artı 1 gibi evler öğrencilere kiralanmaya çalışılıyor. Ama burası çok ciddi bir ticari alana, çok ciddi bir pazara dönüşmüş durumda. Buralarda uygun ortamlar bulamayan öğrenciler bu kez kiralık ev arayışı içerisine giriyor. Kiralık evlerin kiraları o kadar da yükselmiş ki acaba 3 öğrenci olarak mı girsek, 3'e bölsek bunu karşılayabilir miyiz? 4 öğrenci mi girsek, 5 öğrenci mi girsek? Ama ev sahiplerine gidildiğinde de ev sahibi 2 veya 3 gibi bir sınır koyuyor. Yani 2 kişiden fazla kalamazsınız, 3 kişiden fazla kalamazsınız gibi. Yani ne yana baksanız üniversite öğrencilerinin ciddi bir barınma sorunu ortada. Buna tepki gösterildiğinde de işte kararnameler, bu işte bilmem yayınlanan genelgeler devreye giriyor. Sesini çıkartma diyor, sessiz kalıyor. Ve öğrencilerin önemli bir bölümü, özellikle yoksul aile çocukları kayıtlarını dondurmak zorunda kalıyorlar. Bu yıl bir geçsin de belki şartlar Bunun düzelirse. Evet. aslında sonuçlarına baktığımız zaman barınamadığı ve geçinemediği için okulu bırakmak zorunda kalan öğrenciler biliyoruz. Okudukları üniversiteyi bırakıp ailelerinin bulunduğu kente üniversiteye gitmek için geçiş yapan öğrenciler de biliyoruz ve bununla birlikte köklü üniversiteleri tercih etmeyip ailelerinin bulunduğu şehirlerde tercihler yapıp o üniversitelere giden henüz altyapısı oluşmamış, eğitim kadrosu, öğretim kadrosu tam olarak oluşmamış üniversiteleri tercih etmek durumunda kalan öğrencilerin varlığından da haberdarız. Bu da bu gençlerin psikolojisini ya da geleceğe bakış açısını ne derece etkiliyor sizce? Tabii öğrencilerimizin hayal dünyalarıyla da oynanıyor, hedefleriyle de oynanıyor ve büyük bir umutsuzluk aslında yayılıyor. Hayal kırıklıkları çok fazla. Genç nüfusumuzun ciddi anlamda Batı ülkelerine, Avrupa ülkelerine gitme çabasının giderek arttığını görmekteyiz. Şimdi tabii gencimiz, öğrencimiz büyük hayallerle Türkiye'nin köklü üniversitelerini kazanma çabası içerisine giriyor. Kendi hayallerini böyle gerçekleştirebileceğini, bu önemli ve köklü üniversitelerde eğitim görürse, nitelikli bir eğitim görürse hayallerine ulaşabileceğini düşünüyor ve doğal olarak da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde ya da buna yakın köklü üniversiteleri olan kentlerdeki üniversiteleri tercih etme çabası içerisine giriyor ve bu onun da en doğal hakkı. Bir öğrencinin gelişkin eğitim niteliğinin yüksek olduğu köklü tarihi üniversitelere girme çabası kadar doğal bir durum.